ya maç rakibimizin de puan kaybetmesiyle bizim için aslında hem iyi oldu hem de birazcık daha üzerimize bir baskı oluşturdu. Bunu da maçta gördük, çok aceleci davrandık. Yani biraz aceleciliğimiz farka gidebileceğimiz bir maçta pozisyonları cömertçe harcamamıza sebep oldu. İlk yarı bir 3-4 olabilirdi. İkinci yarı bir 3-4'ten daha kaçırdık. Yani çok farklı kazanabileceğimiz bir maçı 1-0 zor da olsa kazanmayı başardık ama en azından. Bu saatten sonra ama farklı galibiyetlerden ziyade bizim için 3 puan önemli. Bugün de onu aldık. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bunu geride bırakıp 3 gün sonra oynayacağımız maça hazırlıklara başlayacağız tekrar. Hocam maç 0-0'a bir kilitlenmişti. Bir değişiklik falan yaptınız. Hamleler yaptınız. Onun faydasını gördünüz sanırım. Burç hamlesi falan oldu. Evet, ya bizim her açıdan hamlemiz var. Biz oyunu birazcık daha farklı bakıyoruz. Herkesin düşüncesinden birazcık daha farklı değerlendiriyoruz. Ama hamlelerimizi birazcık da arkaya da saklıyoruz bazen. Geçen hafta da bir Enes hamlesi olmuştu. Bize 3 puanı getirmişti. Bu hafta da Hurşit hamlesi oldu ama dediğim gibi bizim takım bugün belki de o hamleye gerek kalmazdı. İlk yarıdan da maçı bitirebilirdi. Ama bu şekilde nasip oldu. Dediğim gibi yani bu saatten sonra belki iyi oynuyoruz. Oyun olarak bir sıkıntımız yok çok şükür ama belki kötü oynayacağımız maçlar da olacak ama bizim için bu saatten sonra sadece puanlar önemli. O puanları aldığımız zaman emin olun ki bu saatten sonra oyun da önemli değil. Skor da çok fazla önemli değil. Farklı olması açısından. Hocam 7 hafta kaldı. Planladığınız bir puan var mı yoksa maç maç mı gidiyorsunuz? Bu saatten sonra özellikle sezon başında ve devre arasında planladığımız puanları vardı. Ama bu saatten sonra maç maç gitmeyi biz daha çok uygun görüyoruz. Ki o şu anda bizi, işimizi o görüyor açıkçası. Maç maç gidiyoruz. Teşekkürler hocam. Efendim? Ozan'ın sakatlığı önümüzdeki haftada aramızda bulunmayacak ama önümüzdeki maçtan sonra çalışmalara başlayacak. Durumuna göre de en kısa sürede inşallah yanımızda olur. Evet. Güzel bir Ankara maçı oldu. Güzel bir Ankara gecesi oldu. Güzel mücadele oldu. Biz tabii maça başlarken mağlup olalım düşüncesiyle çıkmadık. Ama Ankara Gücü bizi yenmeyi becerdi. Ankara Gücü takımını, teknik heyetini kutluyorum, tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Biz tabii buradan en az bir puan alabilirdik. Yediğimiz penaltı golüyle mağlup olduk. Bizim için hani bugün iyi geçirebilseydik hafta sonu oynayacağımız maçlar ve daha sonraki maçlar için biraz daha yukarıya ümitlenebilirdik diye bakıyorduk bu maçın sonucuna göre. Bu maçın sonucu bize gösterdi ki artık biz sıralamada en iyi yeri kendimize edinerek bitirmemiz gerekiyor. Bu maçı unuttuk. Bir an önce pazar günkü Erciyes maçına hazırlanmamız lazım. Çünkü 3-4 gün içinde 2 tane motivasyonu çok değişik maç oynayacağız. Birini liderle oynadık. Bugün lider oldular Ankara Gücü. Birini de ligin sonuncusuyla oynayacağız. Çok farklı 2 tane durumla karşı karşıyayız. Bu saatten sonra döneceğiz. Erciyes spor maçına hazırlanacağız. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum tekrar Ankara Gücü. Maç öncesi Ankara'ya yakışır özel ve güzel bir maç olsun dediniz. Evet. Soyunma odasında atmosfer nasıldı? Devre arasına gittiğiniz zaman. Çoğu futbolcular belki ilk defa böyle bir atmosferle karşılaşmış. Neler hissettiler? Şimdi maçtan önce geldik, soyunma odasına geldik. Stada çıktığımız zaman tabii birçok futbolcumuz böyle bir atmosferde belki oynamadı. Ben de şunu dedim, hani bu atmosferde futbolcu dediğim böyle atmosferde oynar. Çıkın keyfini çıkarın, top oynayın, futbolun doğrularını yapalım biz. Elimizden gelen mücadeleyi gösterelim. Sonuçta dedim kaybedecek de bizim çok fazla kaybedecek şeyimiz yok. Çünkü kazanmak zorunda olan takım Ankara Gücü. Stresli olması gereken takım onlar. Biz onların zaaflarından faydalanmaya çalışalım. Siz çıkın keyfini çıkarın dedik. O anlamda güzel, keyifli bir gece oldu ama keyif tarafı Ankara Gücü'nden yana oldu. Skor böyle olunca işin doğrusu. Biz tabii üzüldük. Mağlubiyet sonuç olarak kötü bir şey. Ama hayat devam ediyor. Maçlarımız var. Tekrar yeni bir takımız. Aldığı sonuçlar hiç yabana atılacak değil. Genel anlamda öyle. Genel anlamda öyle. Ama bugüne dönecek olursak tabii buradan iyi dönmek isterdik. Genel anlamda dediğiniz gibi kabul ediyorum ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Hani bu seneyi belki farklı düşünüyor, telaffuz ediyor olabilirsiniz. Bizim hani hedeflerimiz hiçbir zaman bitmez. Önümüzde kalan maçlarımız var. İşin içinde de 21 puan var halen.
Hani bunlardan ne kadarını alırız? Bu takımı bir an önce nasıl toparlarız? Ve pazar gününe nasıl hazırlarız? Onu düşüneceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.